Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere yalan yere yemin etmekten bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, yemin etmek Allah'ı şahit tutmak demektir. Veyahut da hangi şeye yemin ediliyorsa işte onu şahit tutmak demektir. Hani bazen peygamber üzerine yemin edilir, bazen Kur'an üzerine yemin edilir. Onlar şahit olsun denilir. Yani yemin etmek o şeylerin o söz üzerine şahit olmasını göstermek, onları şahit olarak göstermek demektir. Şimdi yeminin anlamı eğer bu ise ki budur, o zaman yemin konusunda çok dikkatli olmak lazım. Yani ister ciddi anlamda biz yemin etmiş olalım, istersek ciddi olmayan bir şey için yemin etmiş olalım. Eğer ciddi anlamda yemin etmiş oluyorsak, yani bakınız biz aciz kullarız. Hele yapacağımız işler, söz verdiğimiz şeyler, yemin ettiğimiz şeyler çok daha basit işlerdir. Şimdi böyle basit işler için biz Rabbimizi şahit tutuyoruz. Biz Cenab-ı Allah'ı şahit tutuyoruz. Yani vallahi billahi diyoruz. Yani Allah şahit olsun ki demektir. İşte bazen Kur'an üzerine yemin ediliyor. İşte Kur'an şahit olsun ki demek oluyor. Şimdi küçük şeyler üzerine Cenab-ı Allah gibi bütün kainatın yaratıcısı ve bizim de Rabbimiz olan o yüce zatı şahit tutmak öyle küçük bir şey değildir. Yani bir defa çok önemli olmayan şeyler için yemin etmeye değmez, yemin etmemek lazım. Ufak tefek şeyler için de Cenab-ı Allah şahit tutulmaz. Yani yapıyorsan yap, yapmıyorsan yapma. Yani neden böyle ufak tefek şeyler için Cenab-ı Allah şahit tutuyorsun? Dolayısıyla yemin konusunda asıl olan insanların kendilerini yemine alıştırmamalarıdır. Yemin etmemeleridir. Bazen tabii bir ibadeti yapmak üzere insanlar yemin ediyorlar. O ibadeti yapmak ile ilgili olarak baş başa kaldıklarında bazen büyük zorluk içerisinde oluyorlar. Mesela bazı kişiler oluyor, diyelim ki resmi bir işe alınmaları neredeyse mümkün değil. Ama hasbelkader bir de bakıyorsunuz o kişi resmi bir işe alınmış. Ama daha önceden o kişi diyor işte ben şöyle bir işe alınırsam bu kadar tasaddukta bulunacağım. Veyahut da bir sene oruç tutacağım. Tabii bunu söylerken yani işe alınacağını falan düşünmüyor. Düşünmediği için de öyle bir nevi bol keseden atarak yemin de ediyor. Ama sonradan gün oluyor, devran değişiyor. Bakıyorsunuz o kişi bir şekilde işe girmiş. Ve tabii şimdi yemin etmiş. Ben işe girersem bir yıl boyunca oruç tutacağım. Veyahut da işte 10 bin lira fakir fukaraya yardımda bulunacağım. Yani işe girmiş. Ama aldığı maaş 800 lira yine. Bilemedin 1000 lira. Yani bu paranın içerisinde işte geçimi var vesairesi var. Şimdi bu yemini de yapmış. Tabii bir şekilde işte eline 10 bin lira geçtiği zaman o parayı vermesi lazım. Ya da bir yıl boyunca tabii bayramlar hariçtir bundan. Oruç tutmaya yemin etmişse bu kişinin oruç tutması lazım. Ama bir yıl boyunca da oruç tutmak zor bir şeydir. Gerçekten zor bir şeydir. Herkesin yapabileceği bir şey değildir. Şimdi durup dururken ya neden böyle yemin ediyorsun ve kendi kendini bağlıyorsun? Cenab-ı Allah senden bir yıl boyunca oruç tutmanı istemiyor. Ya da efendim işte ancak kendini geçindirecek kadar bir şey kazanıyorsan tutup da başkalarına yardım etmeni senden istemiyor. Belki ihtiyaçlarını daha iyi karşılamanı Cenab-ı Allah istiyor. Ama sen kendi sözünle kendini bağlamış oluyorsun.
Ama tabii bu işte Cenab-ı Allah'ı şahit tutuyorsun. Madem şahit tuttun, öyleyse bunu yapacaksın. Ve dolayısıyla yeminlerde sadık olmak gerekiyor. Çünkü biz yeminlerimizden dolayı sorumluyuz. Cenab-ı Allah yeminlerimizden dolayı sorumlu olduğumuzu birçok ayet-i kerimede bize ifade ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerde hatırlatıyor. Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bakara suresinin 225. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafur ve rahimdir. Dolayısıyla yani bilerek, hani bazen bu sorumsuz dediğimiz şey, kasıtsız dediğimiz yeminler biraz da geçmişe yönelik olarak veyahut da gelecekle ilgili olarak da olsa hani yemin etmek maksadıyla değil. İşte vallahi billahi şöyle oldu, böyle gitti ama yine o iş öyle olmuştur. Öyle olmuştur. Yani eğer olmadığı halde biz öyle oldu diye yemin ediyorsak yine bu yeminlerimizden dolayı biz sorumluyuz yani. Hani geleceğe yönelik olarak da kalpten hani bir niyet yoktur. Kalpten o işi yapmaya dair bir niyet yok. Vallahi billahi şöyle yapacağım, böyle yapacağım şeklinde insan söylemiş olabilir. Yalnız tabii geleceğe ait olan konularda yani niyet hiç yoktur demek de biraz zor bir şeydir. Çünkü insan ağzından çıkan sözü söylerken iyi kötü zihninde bir tasavvurda bulunuyor. Ondan sonra bu söz ağzından çıkıyor. Dolayısıyla hani bunları tamamen boş, hiç kasıtsız gibi kabul etmek de bir hayli zor şeylerdir. Dolayısıyla bu konuya da biraz dikkat çekmek gerekiyor. Yani şimdi geleceğe ait olan bir takım yeminler yüksek bir ihtimalle kasıtlı yeminler cinsindendir. Yani fetva için birisi bize gelse ben böyle dedim dese biz söze itibar ederiz. Biz söze itibar ederiz. Ve eğer tabii bu kişi yemininden dönecekse o kişinin yemin kefareti vermesi gerektiğini söyleriz. Yok eğer işte ben böyle söyledim ama gerçekten bu yeminimde bulunmam, bu yeminimi yerine getirmem gerekir mi diye sorarsa biz evet gerekir deriz. Yani çünkü söze itibar ederiz. O kişi de bu sözü söylediğine göre söz bir nevi niyetin göstergesi ve alameti gibi kabul edilir. Buraya da dikkat çekmek isteriz. Evet, bir kişi yemin ettiyse bu yeminde durması gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Allah'a yemin eden bir kimse, yemin edip yemininde bir sivrisinek kanadı kadar hilaf-ı hakikat katarsa, yani hakikate zıt bir şey yaparsa, o yemin kıyamete kadar onun kalbinde bir siyah nokta olarak kalır. Yani yeminin efendim işte önemli bir kısmını yapsa ama bir kısmını yapmasa yine de bundan dolayı sorumlu olur. Söz gelimi mesela bir kişi şu olursa ben 10 tane koyun kurban edeceğim dese ama mesela 10 tane koyun kurban etse ama gitse en cılız, en zayıf kurbanları tercih etse yani gücü daha fazla kurban almaya, orta yollu kurban almaya gücü yettiği halde gitse en zayıf, en cılızlarını seçip onları kurban etse bundan dolayı yine bir sorumluluğu vardır. Çünkü normalde orta halli bir hayvanı kurban etmesi gerekiyor. İlle de en iyi vasıflı hayvanı kurban etmesi gerekmiyor. Ama eğer en zayıfını kurban ederse orada işte yemininde bir hile yapmış gibi olur. Ondan da sorumlu olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer yeminler sebebiyle İnsan bir menfaat elde ettiyse bundan dolayı kişilerin sorumlu olduğunu ifade ediyor. Bir sefer böyle koyun pazarlığı yapan iki kişinin yanından geçmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra bakmış o koyun satan kişi
işte önünden geçmiş, gitmiş. Fakat o koyun satan kişi daha önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun yanından geçerken şöyle diyormuş. İşte ben bu koyunu falan fiyattan aşağı vermem. Söz gelimi hani 100 liradan aşağı vermem. 100 liradan aşağı vermem diyormuş ve o şekilde yemin etmiş. Ve Peygamberimiz o kişiyi gördükten sonra o iki kişiden birisi hem günahı hem de yemin kefaretini yüklenmiş oldu demiş. Anlaşıldığı kadarıyla Peygamber Efendimiz mesela 100 liradan aşağı satmam dediği ve bunun üzerine yemin ettiği halde demek ki onu 90 liraya satmış. 90 liraya satınca tabii o zaman yemininde durmamış. Bu kişi üzerine ne gerekiyor? Yemininde durmadığından dolayı hem o kişiye yemin kefareti gerekiyor hem de tabii yemin etmiş onun günahı da üzerindedir. Yani bu hadisten anlaşılan şudur aynı zamanda. Yani yemin kefaretini vermek her zaman öyle günahı tam olarak da kaldırmaz. Yani bu husus fıkıhta da tartışılmıştır. Yani normal cezalar işte verildiği takdirde onun günahı tam olarak üzerinden kalkar mı, kalkmaz mı? Efendim işte ahirette ayrıca başka sorumluluğu olur mu, olmaz mı? Bunlar tartışılmış. Yani kalktığını söyleyenler de olmuş, kalkmadığını söyleyenler de olmuş. Niyete göre bu işin değişebileceğini söyleyenler de olmuş. Ama bu hadis de önemli bir hadis. Yani diyor ki o kişi hem günahı yüklendi hem de kefareti yüklenmiş oldu. Hem kefaret vermek mecburiyetinde hem de günah işlemiş oldu. Çünkü yalan yere yemin etmiş oldu. Ve yemininde de durmamış oldu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yalan yere yemin etmenin kötülüğünü gösteren şöyle bir hadis-i şerifi de var. Üç kişi vardır, Allah Teala onlara buğz eder. Üç kişi vardır, Allah Teala onlara buğz eder. Birincisi, fazla yemin eden tüccar ve satıcı. Cenab-ı Allah bunlara buğz eder. Yani malını satıyorsan sat, vasfını söylüyorsan söyle. Ama tabii gizli bir hatası varsa onu da gizlememek gerekiyor. Sattığı malı tamamen muayeneye, teşhise açık bırakmak lazım. Yoksa efendim işte bazen aldatma yolu olarak eğer kişiler hani daha iyi bir araştırma yapmadan sadece gözle görmek, ellemek suretiyle anlaşılamayacaksa bir hata, işte mal ortada demesi de yeterli değil. Malının bir gizli kusuru varsa öyle sadece normal görerek değil de biraz böyle inceleme suretiyle anlaşılacak bir kusuru varsa onları da esas itibariyle söylemek gerekiyor. Ama bir de bütün bunların ötesinde yemin ederek malını satıyorsa, bir de malını satarken o söylediği vasıf da orada yoksa, bu artık günah üzerine günahtır. Gerçekten bunun günahı ne kadar olacak onu bilemiyoruz. Ama en azından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah'ın bu kişilere buğz edeceğini söylüyor. Artık gerisini düşünmek lazım. Cenab-ı Allah bir kişiye buğz ederse o kişi cennete girer mi? Herhalde Cenab-ı Allah buğz ettiği kişiyi, kızdığı kişiyi cennete sokmaz. O kişinin gideceği yer cehennemden başka bir yer olmayacaktır. Peygamber Efendimiz diğer kişiler olarak da hani Cenab-ı Allah'ın buğz ettiği üç kişi olarak saydığı kişiler arasında ikinci sırada gururlu olan fakir var. Bir de üçüncü sırada verdiğini başa kakan cimri var. Yani tabii burada gururlu olan fakir, bazen bunlar da insanı madem incitiyorlar. Şimdi elbette fakirler açısından ihtiyacını arz etmemek bir meziyettir. Muhtaç olduğunu ortaya koymamak bir meziyettir. Ama bazı fakirler var, siz onun muhtaç olduğunu, ihtiyaç sahibi olduğunu bizzat görüyorsunuz. Ve ona yardım etmek istiyorsunuz. Fakat sizin yardımınızı geri çeviriyor. Neden geri çeviriyor?
Efendim işte ben şöyle şerefli, böyle haysiyetli, böyle yüksek ruhlu bir adamım. Öyle kimsenin yardımına muhtaç değilim. Peki anladık, tamam. O zaman bu şerefine, haysiyetine uygun bir şekilde yaşa. İşte söz gelimi yağmur yağdığı zaman böyle üzerinden yağmurun aktığı bir evde rezil gibi yaşamanı istemiyoruz. Böyle dökülen elbiselerin içerisinde yaşamanı istemiyoruz. Sana yardımda bulmak istiyoruz. Doğru düzgün bir elbise al, üzerine doğru düzgün bir elbise giy. Ya da efendim işte doğru düzgün bir yerde kal. Sana yardım etmek istiyoruz. Yok efendim, ben işte böyle bir evde kalırım, ben böyle bir elbise giyerim ama kimsenin yardımını da kabul etmem. Şimdi bu da uygun bir şey değildir. Yani ihtiyacını arz etmemek ayrı bir şeydir. İnsanın bir takım şeylere ihtiyacı olur. Ama sıkıntısından bunu kimseye söyleyemez. Böyle isteme tarafı yoktur. İsteyemez. Böyle fakirler hani mütevazi fakirlerdir. Ve Cenab-ı Allah o tevazunun karşılığını büyük sevap olarak onlara verecektir. Ama böyle ihtiyacı hem açık ve net, hem de başkaları geliyor ihtiyacını karşılamak üzere ona teklifte bulunuyor. Fakat ayrıca bunlar o teklifi ellerinin tersiyle geri çeviriyorlar. Hem de hangi gerekçelerle? İşte izzet ve şeref düşüncesiyle geri çeviriyorlar. Şimdi yani hem o vaziyette bulunmak hem de bu yardımları geri çevirmek doğru bir şey değil. Hani tabir caizse toplumumuzda böyle insanlar için hem kel hem fodul derler. Böyle hem kel hem fodul durumuna da düşmemek gerekiyor. Herkesin haddini bilmesi gerekiyor. Fakirsen başkaları da sana yardım ediyorsa o yardımı kabul et. Bunda bir sakınca yok. Yani şimdi fakir olmak suç değil, kabahat değil. Ama öyle kötü bir durumda sen bu haline devam ettirirsen bir nevi başkalarını vicdanen rahatsız ediyorsun. Yani o sana yardım teklif eden kişi mesela senin o şekilde rezil bir vaziyette bulunmanı istemiyor. O yüzden sana acıyor, şefkat ediyor, merhamet ediyor ve yardım etmek istiyor sana. Şimdi hem o vaziyette kalacaksın hem yardımı kabul etmeyeceksin. O insanların vicdanını bu rahatsız eder. Başka insanları da rahatsız etmemek lazım. Yani şimdi müminin mümine karşı birinci görevi başkasını rahatsız etmemek. Başkasına haksızlık yapmamak. Yani haksızlık yapmamak derken ille gidip efendim işte onun malını alıp çalmamak şeklinde bunu algılamamak lazım. Yani işte karşıdaki insan bir şekilde rahatsız oluyorsa, o zaman onu rahatsız etmiş sayılır. Bazen bu akrabalar arasında olur. Mesela bazı akrabaların hali vakti iyidir. Veya aynı akrabalardan bazılarının da hali vakti iyi değildir. Hali vakti iyi olan o hali vakti iyi olmayana yardım etmek ister. Fakat önceden aralarında ufak tefek bir şeyler olmuştur. Efendim ben senin yardımını kabul etmem. Yani niye kabul etmiyorsun? İşte ufak tefek önceden bir şeyler olmuş. O şey sebebiyle güya kendisi o yardım sebebiyle kendisini bir nevi büyük göstermek istiyor. Halbuki adamın öyle bir niyeti yok. Yani adam işte senin şu akraban şu rezil vaziyeti bulunuyor. O şekilde toplum tarafından görülüyor, izleniyor. Bundan dolayı rahatsız oluyor. Yani sen böyle zenginsin, bak falan akraban bu şekilde rezil. Yani niye ona yardım etmiyorsun? Adam bundan rahatsız. Ve tabii bundan dolayı rahatsız olmak da normal bir şey. Hani böyle bir şey varsa da zaten o zenginin yardım etmesi lazım. O zengin olan kişi de yardım ediyor da o akraba sadece gururundan dolayı bunu reddediyorsa bu doğru bir şey değil. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iyi görmediği kişiler işte bu gibi kişilerdir. Böyle gururlu fakirlerden de olmamaya çalışmak gerekiyor. Değerli izleyiciler, yalan yere
yemin etmenin daha pek çok menfi durumları var. Fakat bunların önemli bir kısmını başka bir programımızda ifade etmeye çalışacağız. Yalnız bunlardan bir tanesini de ifade etmeye çalışalım. Yeminlerimizi iyiliğe engel olacak şekilde de bir engel olarak kullanmamamız gerekiyor. Cenab-ı Allah bu hususta bizleri uyarıyor. Bakara suresinin 224. ayet kerimesinde mealen Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı, onun adını, iyilik etmenize, ondan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah işitir ve bilir. Buradan kasıt biraz da şudur. Bazı insanlar ufak tefek şeyler sebebiyle bir takım şeylere kızarlar. Bu sefer yemin ederler. İşte vallahi billahi ben falan kişiye 5 kuruş yardımda bulunmayacağım. Falan kişiye bir şey söylemeyeceğim. Falan kişiye bir şey öğretmeyeceğim. Buna yemin de eder. Ha şimdi böyle yaptığınız zaman ne yapmış oluyorsunuz? Yemini iyiliğe mani kılmış oluyorsunuz. Yemini iyiliğe engel kılmış oluyorsunuz. Yemin etmek haram olan bir şey değil. Ama yemin etmek Cenab-ı Allah'ın teşvik ettiği bir şey de değil. Yani yemin edin diye bir teşvik yok. Ne ayetlerde ne hadislerde böyle bir teşvik yok. O da imtihan vesilelerinden birisidir. İmtihan vasıtalarından birisidir. Cenab-ı Allah hiç kimseyi yemin etmekle, herhangi bir şey üzerine yemin etmekle mükellef kılmıyor. Ama bununla beraber bir kişi herhangi bir şey yapma konusunda Allah'ı şahit tutuyorsa, olsa olsa iyi bir şey yapma konusunda Allah'ı şahit tutabilir. Vallahi billahi ben falan şeyi yapacağım diye. Ha şimdi bunun tersi de olabiliyor. Nasıl oluyor? İşte ben falan kişiye yardım etmeyeceğim. Halbuki o kişi yardıma muhtaç. Ve o kişinin durumu senin yardımın olmadan da düzelemeyecek. Yani şimdi sen bu yemini neden iyiliğe engel olmak üzere yapıyorsun? Cenab-ı Allah bu konuda da bizleri uyarıyor. Yeminlerimizi yaparken iyiliğe engel, hayra engel olacak şekilde de yemin etmememiz gerekiyor. Ama asıl olan mümkün olduğu kadar yemin etmemektir. Ve eğer yemin edeceksek o zaman iyi ve güzel şeyleri yapmak üzere ve bir de gücümüzün dahilinde olan bir şeyleri yapmak üzere yemin etmemiz uygun olur. Gücümüzün yetmeyeceği ve bazı hayırlara ve iyiliklere engel olacak yeminlerden de sakınmamız gerekiyor. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.